Merhaba arkadaşlar, Her Şeyi Bilen Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ariston Aqualtis çamaşır makinesi test programını anlatacağım. Öncelikle makineniz kapalıyken açma kapama düğmesine bir kere basıyorsunuz. Işıklar geldikten sonra tekrar basıp kapatacağız düğmeden. Şu şekilde. Kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4. Bu tuşlara basıyorsunuz. Makine kapıyı kilitledi. Şuradan görebilirsiniz. Bütün işlemleri tek tek yapacak. Hızlı bir şekilde biz de buradan izleyeceğiz. Şu an yıkamayı yapıyor. Tam kameradan göremeyebilirsiniz ama kazan dönüyor şu an. Onu test ediyor. Herhangi bir parçada arıza varsa bize burada hata kodu verecek. Biz de hangi parçada arıza var bunu öğrenmiş olacağız. Bu video daha çok servisçilerin için yarayacaktır. Şu an suyunu alıyor. Az önce gördüyseniz şu an durulama moduna geçti. Yani yıkamada, yani motor ile alakalı herhangi bir problem yok. Şu an durulamasını yapıyor. Burada daha fazla su alacak. Şu an suyunu tamamladı, ısıtmasını yapıyor. Burada rezistans, NTC'sinde herhangi bir problem varsa direkt buradan hata kodu verecek. Şu an sıkmaya geçti. Yani ısıtmayla ilgili de bir problem yok. Sesi duymuyor olabilirsiniz, suyu boşaltıyor. Bu makina 1400 devir. Sıkmaya geçtiği zaman 1400 devire kadar çıkacak. Biz de en son yüksek devirde de herhangi bir hata var mı yok mu bunu görmüş olacağız. Evet, arkadan bizim muhabbetlerin de sesi geliyor. Bir şey olmadı mı? Yaklaşık bir 5-6 dakika kadar sürecek bir test programı. Şu an çamaşırı dağıtmaya çalışıyor. Dengeyi kurduğunda yavaş yavaş devir yükseltmeye başlayacak. Evet, şu an sıkmaya girdi. Sesten zaten anlamışsınızdır. Zemin düzgün olmadığı için biraz ses yapıyor ama şu an için bir problem değil. Evet, motor şu an 1400 devire doğru koşuyor. Bu arada test programını alacağınız zaman program düğmesinin hangi modda olduğunun hiçbir önemi yok. Sadece açma kapama ve şu 1, 2, 3, 4'lü tuş kombinasyonuyla direkt teste giriyor. Evet, şu an dediğim gibi zeminden ötürü biraz sallanıyor. Böyle ufak bir destekle. İnşallah makineyi tutabileceğiz.
yavaş yavaş şu an sürekli devrini artırıyor. Ben bastırdığım için sesten pek anlamıyorsunuz ama şu an ben tuttuğum için hissediyorum. Devri bayağı bir yükseldi. Zaten artık makina, evet, şu an düşüşe geçti. Şu modda da, yani sıkma modunda da herhangi bir hata vermedi. Yani motoru da sağlam. Pompası da suyu boşaltıyor. Olsaydı burada pompayla alakalı bir problem olsaydı F05 yazacaktı. Biz de pompanın arıza olduğunu bilecektiniz. Bu arada eğer bu videoyu izleyen makinenin sahibiyseniz bunu yaparak hangi hata kodu çıkmışsa o hata kodunu arzakodları.net internet sitesine giriyorsunuz. Hata kodunu yazıyorsunuz. Hangi parça olduğunu size söylüyor. Siz de ona göre bilgili bir şekilde servis çağırıyorsunuz. Eğer bu videoyu izleyen bizim gibi meslektaş tamirciyseniz de artık siz de hangi parçada arızalı olduğunu direkt hata kodundan bilebilirsiniz. Şimdi sıkmadan kurutmaya geçecek. Birkaç dakika içinde test programı komple bitmiş olacak. Evet, kurutmaya da geçtim. Burada da makinenin kendi özelliği. Bu makine kurutmalı, Aquatis. Kurutmalı olduğu için şimdi bunu test ediyor. Bunda da kurutmanın fanında, sensöründe herhangi bir problem çıkmazsa direkt end yazacak, test programını bitirecek. Biz de makinenin sorunsuz olduğunu anlamış olacağız. Her modda yaklaşık bir 2 dakika kadar bekliyor. Yani test umduğumuzdan uzun sürüyor. Şu an 8 dakikayı geçtik. Evet, end dedi. Kapı kilit sesini de duydunuz. Kapağı açıyoruz artık. Makinenin sorunsuz bir şekilde çalıştığına artık eminiz. Bu makineyle ilgili aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Her zaman yorumlarınıza cevap veremiyorum ama aklınıza takılan bir şey olduğunda kanalda arama yaparsanız muhakkak onun da videosunu çekmişimdir. Herhangi bir hata kodu aldığınızda da dediğim gibi yapmanız gereken tek şey arzakodları.net. Bu siteye giriyorsunuz, hata kodunu aratıyorsunuz. Ne arızalı olduğunu artık servis çağırmadan siz de bilebilirsiniz. Hoşça kalın.